Dördüncü konuşmacı Şırnak Milletvekili Sayın Leyla Birlik. Süreniz 10 dakika. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Öncelikle cezaevinde rehin tutulan eş genel başkanlarımız Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, yine grup başkan vekillerime, milletvekili arkadaşlarımı, Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Sayın Sabahat Tuncer ve onun şahsında bütün siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, grubum adına Tarım ve Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı bütçesi için söz almış bulunmaktayım. Tarım ve hayvancılık gerek toplumun temel ihtiyaçlarının karşılandığı, gerekse toplumun önemli bir kesiminin geçim kaynağı olduğu bir alandır. Aynı zamanda istihdam yaratan sanayiye ham madde sağlayan bu sektör, dış ticarette de önemli bir paya sahiptir. Ancak Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılık, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle en çok sorun yaşanan alanlardan bir haline getirmiştir. Tarım alanında yaşanan sorunlar AKP iktidarı döneminde sürdürülemez politikalar nedeniyle daha da derinleşmiştir. Sürdürülebilir politika, ülkenin üretim potansiyelini ve coğrafik şartlarının dikkate alınarak bu alanda yeterli bilgiye ve donanıma sahip uzmanlarla sağlanabilir. Ancak bu ülkede 2 yılda gıda ve tarım hayvancılık alanında sorumlu 2 bakan değiştirildi. Sizin de bildiğiniz gibi her 2 bakanımız da gıda ve tarım hayvancılık alanında uzmanlıkları olmayan kişilerdi. Tarım ve hayvancılık bakan değiştikçe de politikası değişen bir alan haline getirilmiştir. Tarım ve hayvancılık alanının bir türlü çözülmeyen sorunlarının ana kaynağı politikalar belirlenirken, karar alınırken bizzat bu işi yapan, emek veren, emek verirken binbin zorlukla karşılaşan köylü ve çiftçilerin bu sürece dahil edilmemesidir. Ancak Türkiye'de bunun yerine merkezi bir anlayışla devlet, özel sektör kuruluşlarının ortaklığıyla tarım hayvancılık politikaları belirlenmektedir. Politikaların belirlendiği mecliste ihtisas komisyonları AKP döneminde tamamen işlevsiz hale getirilmiştir. Mecliste üyesi olduğum tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, toprak koruma gibi ihtisas konularının görüldüğü Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu 2 yıldır toplanmamıştır. Hal böyle olunca ancak torba kanunlarla ya da yılda bir defa bütçe görüşmelerinde tarım ve hayvancılık politikalarından haberdar, süre yettiğince haberdar olabiliyoruz. Türkiye'nin gıda ve tarım hayvancılık alandaki sorunlardan biri olan dışa bağımlılık her yıl artarak sürmektedir. Özellikle canlı hayvan, kırmızı et ve tarımsal ürünlerin ham maddesinin %50'si ithal edilmektedir. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın 2016 yılında Milli Tarım Projesi'nin temel unsurlarından biri olan hayvancılıkta temel amaç hayvan varlığının artırarak dışa bağımlılığın azaltılması ve ihracatın artırılmasıydı. Ancak hükümet bu hedefin aksine bir politika izlemektedir. Daha birkaç ay önce Bakanlar Kurulu Et ve Süt Kurulu'nun 0 gümrükle 500 bin büyükbaş hayvan ithal etmekle yetkilendirdiğini duyurmuştur. Türkiye'de artan et fiyatlarının düşürülmesi için alınan önlemler sorunu yaratan unsurların bertaraf edilmesi değil, et ithalatı yapılarak sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde devam ederse yerli hayvan üretim bitirilecek, tamamen dışa bağımlı bir ülke haline getirilecektir. Biz sizlere üreticiyi ağır vergiler altında ezdiniz, bitirdiniz dedik. Yandaşlarınızı büyüttünüz, bizi ülke olarak dışa bağımlı bir hale getirdiniz dedik. Biz bunu söylediğimizde sizler kızıyorsunuz. Ama bakın ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Bu ülkede hayvancılık nerede yapılıyor? İlkokuldan belli Erzurum, Kars, Ankara ve buna benzer illerde yapıldığını hep biz biliyoruz. Peki o zaman soruyorum. İhale kapsamı dışında ithal edilen hayvanların hemen hemen tamamı neden Rizeli büyük sermayelere, firmalara veriliyor? Sayın Bakan, buradan birazdan birkaç isim okuyacağım. Bu isimlerin doğru olup olmadığını ve bu isimlerin Rizeli büyük bir kısmının Rizeli olup olmadığını size soruyorum. Ali Topuz, 50 bin büyükbaş, 30 bin küçükbaş, 30 bin kurbanlık, 15 bin ton ithal et. Cemil Kazancı, 50 bin karkas, 50 bin kasaplık,
60 bin besi hayvanı. Hasan Doğan'ın oğlu 25 bin büyükbaş. Mustafa Erdoğan'ın oğlu ve Miset. Arkadaşlar bu liste böyle devam edip gidiyor. Bu listede Trakya'da, İç Anadolu'da bin bir zorlukla tarımla uğraşan ne Mehmet amca var ne de Ayşe teyze var. Tarım, hayvancılık, orman, su, yeraltı ve yerüstü kaynakların neredeyse tamamı devlet ve özel yandaş sermaye tarafından endüstrileştirilmiştir. Kümes hayvancılığından balık yetiştiriciliğine, arıcılık faaliyetlerinden besiciliğe kadar bütün hayvancılık faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili tüm ürünler modern hayvancılık adı altında tesisten aracıyla işletmeler kendi tekeline alınarak ticaretileştirmiştir. Bu yaklaşım halkın doğadaki besin kaynaklarına doğrudan, araçsız ve ücretsiz ulaşımını engellemekte ve küçük aile çiftçiliği işletmeciliği bitirmektedir. Toplumun kendi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak gerçekleştirdiği serbest geleneksel hayvancılık ekonomisi bu şekilde tasfiye edilmektedir. Söz konusu sorunlarla birlikte güvenlikçi politikalar ile çözülmeye çalışan ancak çözülmeyen ve bu yaklaşımla da çözülmesi mümkün olmayan Kürt sorunun yansıması olarak Kürdistan'da yaylaların yasaklanması, köylerin boşaltılması, köylerin zorunlu göç ettirilmesi, yerüstü ve yeraltı kaynaklarının hunharca yandaş sermaye peşkeş çekilmesi, kentsel dönüşüm adı altında meralar, ormanlar, zeytinlik alanlarının yok edilmesi anlayışı tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Devletin 1950 yıllarında sürgün göçertme uygulamaları sonucu Kürt köylerinin yaklaşık yarısı boşaltılmış, geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık yok edilmek istenmiştir. Aynı uygulamalar ve pratikler 90'lı yıllardan bu yana devam etmektedir. Seçilmiş olduğum Şırnak ili ve ilçelerine bağlı Mezra ve köylerde Eylül 2016 tarihinden itibaren kanunlara aykırılık teşkil etmesine rağmen birçok sivil yerleşim alan askeri yasak bölge ilan edilmiştir. Ayrıca Temmuz 2015 tarihinden itibaren de bu bölgelerde süren askeri operasyonlar nedeniyle tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılmamaktadır. Her yıl baharın gelişiyle birlikte Şırnak merkez ilçelerinde yanı sıra Siirt, Bitlis, Batman, Diyarbakır'dan birçok çevre ilden yurttaşlar hayvanlarını otlatmak için Feraşin Yaylası'na götürüyorlar. Feraşin Yaylası 2 yıldır yasaklı bölge ilan edildi. 50'ye yakın köy yine aynı şekilde Mezra ve Yayla askeri yasak bölgesi ilan edildiği için hayvanlarını yaylalara götüremiyorlar. Sadece bu yıl Şırnak'ın Beytüşebap ilçesine en az 24.600 büyükbaş, küçükbaş, 2.820 küçükbaş ve Şırnak'ın Balveren ilçesinde 150 bin civarında arı kovanı yaylalara götürülmediği için telef olmuştur. Tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli ayağı iş gücüdür. Türkiye'nin kalkınmasında nüfusun bir bölümünün geçiminin sağlanmasında etkili olan tarım sektörü istihdam edilen iş gücüne yaklaşık %23'ünü oluşturmaktadır. Bunun da yarısını mevsimlik tarım işçileri oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre yaklaşık 3,5 milyon mevsimlik tarım işçisi mevcuttur. Sayıları azımsanmayacak ölçüde fazla olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları insanlık onuruna yakışır bir düzeyde olmamasının yanı sıra hukuki yasal korumalardan da muaftır. AKP iktidarı boyunca mevsimlik tarım işçilerinin kaçınılmaz olduğu hallerde çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik herhangi bir adım atılmış değildir. Bu sorunun çözümü için köylere dönüşlerin etkin biçimde gerçekleştirilerek bu insanların kendi topraklarında kendilerini yönetebileceği tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önünün açılması gerekmektedir. AKP iktidara geldiğinde çiftçilerin işlediği tarımsal alan 24 milyon hektardı. 15 yıllık AKP politikalarında iktidarında işlenen tarım alanı yaklaşık 3 milyon hektar azaldı. 2002 yılında tarımsal istihdam %35 iken bugün bu oran %20'lere kadar düşmüş. Çiftçiler İstanbul büyüklüğünde tarım alanını ekmez hale getirilmişler. Tarım kendi kendine yeten Türkiye uygulanan sermaye analizli politikalar ile tarım ve hayvancılıkta kendine yeten bir ülke olmaktan çıkıp AKP iktidarında karnını doyurmak için Arjantin'den mısır, Ukrayna'dan buğday, Şili'den angus ithal eden hatta sap ve samanı
ithal eden bir noktaya getirilmiş olmamız da can yakıcı bir gerçekliktir. AKP iktidarının gıda, tarım ve hayvancılık politikalarında yanlışlar, dönemsel politikalar belirlenmesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmektedir. Bu sorunların çözümü için iktidar rantçı ve dönemsel politikalar üretmekten bir an önce vazgeçmelidir. Bunun yerine daha demokratik, katılımcı, tutarlı ve sürdürülebilir politikalara bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Buyurun tamamlayın. Sayın Bakan, ek olarak yüzlerce hayvanın yemden kaynaklı telef olduğuna dair Bitlis'ten, Muş'tan yaptığımız görüşmelerde yüzlerce hayvanın telef olduğu söyleniyor. Daha önce bu konuya dair bir soru örgesi vermiştik, yalnız cevabını alamadık. Buradaki ölümlerin, hayvan ölümlerinin nedeni yemden kaynaklı olup olmadığı tespit edildi mi? Tespit edildiyse eğer yemden kaynaklı hayvan ölümleri için herhangi bir hazırlığınız, telafi etmek için bu bir hazırlığınız var mı? Kurumu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Birlik.